Merhaba arkadaşlar. Bugün ODAŞ analizi yapacağız. Şimdi ODAŞ'a baktığımızda 2022 yılında ne kadarlık prim yapmış hemen bir tespit edelim. Dip seviyesini alıyoruz 2022'den zirveye %870'lik ciddi bir şekilde prim yapmış, ciddi bir şekilde kazandırmış. Yani zaten bu şirketi biliyorsunuz, ODAŞ elektrik ve madencilik alanında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu. Yani şirketin temeliyle ilgili problem yok. Karlılığı güzel olan kaliteli bir şirket. Orta uzun vadeli tutanları ciddi kazandıran bir şirket ki sadece bir yılda %870'lik prim, ciddi bir prim. Şu an ne yapıyor? Bu primin düzeltmesini yapıyor teknik olarak. İkili tepe görüntüsü zaten şurada var gördüğünüz gibi. Ve yükselen trendte kırıldığı için bizim stoplamamız gereken seviye trend kırılımı. Yani 11.30'lu seviyeler, 11.20'li seviyeler. Grafik takip eden arkadaşlar için teknik stop seviyesiydi. Zaten çoğu kişi de burada stop olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız arkadaşlar King Kong sinyallerimize de King Kong'un sat verdiği seviye ilk başta şu dik mumda sat sinyalini vermiş. Mum boyu 11.80'ler, en dip kısmı da 11 seviyeleri. Burada sat verdikten sonra trendin üzerinde kaldığı için şurada tekrardan trende dönüş çabası test, tekrardan alt sat sinyali geldiği için kesin stop seviyemiz 11.30'lu 11.20'li seviyeler zaten. Tekrardan al sinyali gelmeden işleme girmek risklidir. Şöyle baktığımızda ortalamalarına şu an EMA 100'de tutunmuş gözüküyor. Sert bir şekilde iğne attı yaklaşık 8-10 seviyelerine ve tekrardan EMA 100 üzerine çıktı. EMA 100 seviyemiz nedir? Referans alacağımız seviye 8.89 yaklaşık olarak. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece şu anlık problem yok. Ama bu seviye kırılırsa şuradaki taralı alana kadar yani 7.50-7.40 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali var. Çünkü bir sonraki destek seviyesi burası. Şu an EMA 9'u EMA 5'i geçmeye çalışıyor. EMA 5 ortalamasının üzerinde kalmış. Ama şu an önümüzdeki hafta eğer pozitiflik olursa ki öyle gözüküyor şu an önümüzdeki hafta için durum. 9.54 direncini ve asıl 10.20 seviyelerindeki EMA 50 ve EMA 21 dirençlerini mutlaka yukarı kırması lazım ki bir çıkış görelim arkadaşlar. Ama şu EMA 9 direnci 9.55 seviyeleri, 9.56 seviyeleri önemlidir. Burayı mutlaka geçmesi lazım bir pozitiflikten bahsedebilmek için. Ama dediğim gibi bir yılda ciddi kazandırdığı için bunun yataya yayılan bir formasyon sürecinde düzeltmesini yapıp tekrardan yoluna devam etmesi beklenir. Hani dikine bir çıkış gelme ihtimali biraz zor gözüküyor. Olur mu? Olur. Hani örnekleri var direkt dikine çıkış ama yani formasyon yapsa, bir şekil görsek çok daha güzel bir, sağlıklı bir çıkış olacaktır. ODAŞ için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar.